Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. 3 Nisan tarihli köşe yazımızdan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir video çekelim dedik arkadaşlarla. Köşe yazımızın başlığı şapka idi. Kafamıza taktığımız şapkadan bahsetmiştik. Şapkanın maddedeki manasından değil de maneviyatındaki manasına dem vurmaya çalıştık biraz. Başımızın üstünde yerin var. Başımın üstüne diye hep bir emri ya da bir ricayı cevaplandırırız baş üstüne. Başımın üstünde yerin var. Gelen misafire söylenendir bu da. Şu anda bizim toplumumuzda şapka takan kimse kalmadı. Eski hacemliler, dayılar, amcalara bakıyorum şöyle. Hep yaz kış deme ya bir terlik ya bir şapka ya da kasket takarlar. Şu anda bakıyorum yaşlı yaşlı amcalar dahi saçlarını tarıyor, jöleliyor, fönlüyor. O şekilde geziyor. Bizim eskilerimiz gerçekten işi biliyormuş. İşin inceliğini biliyorlarmış. Ya da işe, icraata incelik katmayı biliyorlarmış. Şimdi şahitmiş aslında şapka. Şapka her şeye şahit olacağı için yapılacak iş ya da icraatta daha temkinli olunuyormuş. Hani bir deyim vardır. Şapkanı önüne koy, bir düşün. Şapkanı önüne bir koy, nerede yanlış yaptığına karar ver denir. Şöyle bir düşündüğün zaman şapka bir bez parçası, bir çaput. Bununla ne konuşulabilir? Bundan ne çıkartılabilir? Bununla ne anlaşılabilir diye düşünüyoruz. Ama yok, eskiler gerçekten işi biliyormuş. Bir hata yaparken başımın üstündeki buna şahit oluyor. Ya da bir iş yapacağı zaman başımın üstünde bu işi değerlendirebileceğim bir şey var. Bir mana var, bir anlam var. Bizimkiler, bizim eskilerimiz, dedelerimiz, amcalarımız, dayılarımız maddeye hep mana katarak başarılı olmuşlar. Ya da temkinli olmuşlar. Ya da kadir şinas olmuşlar. Ya da ahde vefalı olmuşlar. Yok da hiçbir manası yok. Bir çabuk, bir bez. Ama şapkayı önüne koy. Şapkayı önüne koy deyiminden çok şey çıkıyor. Ve ben kendim de düşündüm, değerlendirdim. Niye bu amcalar yıllarca şapka takmış, yıllarca terlik takmış ya da namaz kılmak için takılan o güzel annelerimizin, ablalarımızın ördüğü dantelli ürünlerden takmış. Şimdi daha net anlaşılıyor. Bizler birçok şeyi kaybettiğimizi sık sık köşe yazılarında, çektiğimiz videolarda dillendiriyoruz. Bizler şapkayı, terliğimizi de kaybettik. Bizlerin kaybı o bez parçalarından ibaret değil. Bizlerin kaybı hatalarımızı, yanlışlarımızı, yaptığımız işin muhasebesini yapabileceğimiz bir şeyimizin olmaması artık. Tek başına hiçbir kimse yok. En basit örnek şöyle diyeyim, birinin tarlasının yanından geçer iken yetişmiş bir fidan, yetişmiş bir ağaç ya da ürün vermiş bir meyve ağacı olabilir. Bundan alıp yenmesi bugünkü bizim fıtratımızda çok normal. Ama eskiler tek başına iken dahi, örnek veriyorum bu sadece, o meyveye uzanır iken şapkasının şahit olacağını bilmiş. Ya da şapkasını önüne koyup aldığı zaman onun sonucunda ne yaşayacağını, ne olacağını tahmin edip şapkasına ona göre değer vermiş. Şimdi bizler şapkaymış, terlikmiş, hatta yanımızda videomuzu çektiler dahi birçok şey umurumuzda değil. İnsan değişti. Madde değişti. Maddeye verilen mana değişti. Sözleri çok uzatmayacağım.
bu konudaki düşüncem belki birçoğunu da çok mantıklı gelmeyebilir. Ama şahsımı yakinen tanıyan dostlarım bilir ki gelenekçi, maddeye mana katmayı seven birisiyim. İşte kendi çapımızda bir şiir köşemiz var. Genelde köşe yazımızı oralarda yazarız. O mekanda yazmak daha çok huzurlu oluyor. Ondan dolayı böyle bir şey düşündüm. Kaleme almak istedim. Sonra da videoya çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Kıymetli arkadaşlarımız, Allah işinizi rahat etsin. Mübarek Ramazan ayı hepimize hayır, bereket, hoşgörü, yardımlaşma duygusunu üst seviyelerde yaşamayı nasip etsin. Allah'a emanet olun. İftarınız hayırlı, mübarek olsun. Kalın sağlıcakla.